Domates sancağının nöbet sırası sende. Sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onur ve şeref timsalidir. Sancağın muhafazası silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Sancak hiçbir sebep ve bahaneyle terk edilemez. İşte böyle tarif edilen sancakların tümü 30 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelecek. Namusumuz Ebrahim Çelikçi! Namusumuz Ebrahim Çelikçi! Bu mukaddes devletinin devamıca! Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bu zafer bayramında bir ilke daha imza atacak. Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sancaklar başkentte buluşacak. Sancağımı! Sancağımı! Canımdan alayım! Canımdan alayım! Onun ayıma! Onun ayıma! Yükseklerde tutacağım! Bugüne kadar 30 Ağustos'larda Ankara'da kara, İstanbul'da ise deniz ve hava harp okullarının sancakları mezuniyet günündeki sancak devir teslim törenlerinde kamuoyunun karşısına çıkardı. Ancak bu kez harp okullarınınkilerle birlikte diğer tüm alay ve tugay sancakları da Ankara'ya gelecek. Renginin bedeli! Renginin bedeli! Kanım olsun! Kanım olsun! Kumaşının bedeli! Kumaşının bedeli! Kemiğim olsun! Parıltısının bedeli! Parıltısının bedeli! Canım olsun! Canım olsun! Ayrıntısına! Ayrıntısına! Varlığın feda olsun! Varlığın feda olsun! Başkent'te eski hipodrom alanında düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı geçit töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan yaklaşık 60 sancak ilk kez birlikte yürüyecek. Yazısını! Yazısını! Vicdanında! Vicdanında! Tertemiz saklayacağım. Tertemiz saklayacağım. Gönderdi. Gönderdi. Milli imanımda. Milli imanımda. Sımsıkı tutacağım. Sımsıkı tutacağım. Birliğin namusunu ifade eden sancak en az 3 kişiyle taşınıyor. Bir sancaktarın iki yanında birer silahlı muhafız eşliğinde taşıdığı sancak için özel sancak nöbeti de tutuluyor. Ve askeri tarihte hep Türk ordusunun geleneklerine göre bir sancak o alayın son eri ölmeden teslim edilemez deniliyor. Sırması! Sırması! İman dolu göğsünden avuz! İman dolu göğsünden avuz! Çökmez omuzlarında! Çökmez omuzlarında! En şerefli! En şerefli! Sorumluluk olarak kalacaktır! Sorumluluk olarak kalacaktır! Gündemin en önemli maddesi Kürt açılımı. Peki bu süreç terörle mücadele eden birliklerde herhangi bir şekilde bir zafiyete yol açar mı? Bu soru askeri kulislerde kimi zaman soruluyor ve işte tam da bu dönemde bir araya gelecek o birliklerin sancakları 30 Ağustos'ta Ankara'ya bir güç ve bütünlük mesajını da taşıyacak gibi görünüyor. Bu sancak!